Merhaba gençler. Bugün 100 TR1 aslında bu 2024'te yapılan bir aslında normalde 2 olacak. Genelde çözülen yani sormadıkları soru tarzlarıyla ilgili sorular hazırlamaya çalıştım. İşte genel itibariyle işte mat 2 kısmı daha ağırlıklı. Mat 1'i olabildiğince az tuttum. Çünkü mat 1 ile ilgili yeteri kadar şeyi çözdüğünüzü düşünüyorum. Evet. Taban aritmetiğiyle ilgili toplama sorusu. Bir hem böyle küçük bir konu tekrarı hem de soru çözümü olarak düşünebilirsiniz. Evet, ben bunları toplayacağım ve 5 tabanında yazacağım. 4 artı 1 ne yapacak? 5. 5 tabanında 5 yazılmaz. O yüzden 5'i ne yapıyorum? 5'e bölüyorum. 1 kere 5, 5. Çıkartıyorum 0. Ama elde var 1 diyoruz bu arada. 4 artı 3 ne yaptı? 7. Bir de elde vardı 8. 8'i tekrar 5'e bölüyorum. Tabii bunu anlayan arkadaşlar sıkılabilir ama elde yine 1 var. 3 artı 0 4. Bir de elde var. Şey pardon 3 artı 0 3. Bir de elde var 4. 3 artı 2 5. Ne yapıyordum? 5'e böldüm 0 kaldı. Yani 1 0 4 30. 1 0 4 1, 0, 4, 30. Yani Edirne olmalıymış. Evet, güzel bir soru. X kare artı y küp. Şimdi x'in karesini alırken neye dikkat edecektim? X'in karesini alırken bu aralıkta 0 var mı? Çünkü neden? Bir aralığın karesini aldığımda eğer 0 varsa en küçük 0'dır. Peki bunun karesini alıyorum 4. Bunun karesini alıyorum 9. 9'u buraya yazıyorum. Peki küpte herhangi bir sınırlama yok. Çünkü bir sayının kübü negatif olabilir. Kübünü alıyorum. Eksi 27. Bakın eşitlik yok. Kübünü alıyorum. 27. Alt alta toplayacağım. Çünkü burada toplama işareti var. Topladığım zaman ne oluyor? Eksi 27. Bakın birinde eşitlik var. Birinde eşitlik yok. O yüzden daha küçük olanı yani ikisini birden sağladığı küçüklüğü yazıyorum. Bakın ikisi de eşit olduğu için 36. Yani eksi 27 dahil değil ama 36 dahil olacakmış. Evet, bu soruyu videoyu durdurup kendiniz çözün ve sonra çözmeye çalışın. Eminim birçoğunuz hata yapacaktır. Özellikle şunu sadeleştirmek isteyen arkadaşlar varsa yanılacaklar. Peki ben devam ediyorum. Tabi buradaki her videodaki ben PDF'i paylaşacağım ama siz mutlaka kendi başınıza çözmeyi deneyin. Bakın bu ne olacaktı? Bölme ters çevireceğim. X artı 1. Toplarsam yani şu bölmeyi bölü diye yazdım. Başka bir şey yapmadım. Önce çarpma yapılacağı için çarptım. Sonra bölme yapılacağı için böldüm. X artı 1 bölü X artı 1 ne olacakmış? 1 olacakmış. Tuzaklarla dolu bir soruydu. Dördüncü soruda ise kosinüs 23 pi bölü 4 eksi x hangisi doğru olur demiş. Yani ben bu ifadenin esas ölçüsünü bulmam lazım. 23'ü 8'e bölüyorum. 2 kere 8 16. Ne kalıyor? 7 kalıyor. Peki bu ifade aslında neymiş? Kosinüs 7 pi bölü 4 eksi x. Normalde açabiliriz. Hani ben bunu ya bu ifade yani A dediğim ifade bu açılabilir. Fakat ben şimdi 7 pi bölü 4 eksi x'in hangi sayılar arasına geldiğini bulmam gerekiyor. Önce eksi x neyin elemanıdır? Eksi 3 pi bölü 2 demeyelim. Hani önce küçüğü yazdığımız gibi ama şöyle yazsam da bir şey değişmez. Eksi 3 pi bölü 2 ile eksi 2 pi aralığındadır. Bakın her tarafa 7 pi bölü 4 eklersem, yani 7 pi bölü 4 eklersem ben bütün x'lere ne olacak? Şöyle ki eksi 3 pi bölü 2'ye 7 pi bölü 4 eklersem 6 pi bölü 4 yani pi bölü 4 ile 7 pi bölü 4 eksi 2 pi dersem eksi pi bölü 4. Yani o zaman şu ifade, bakın şuraya alfa diyelim isterseniz. Kosinüs alfa, buradaki alfa hangi değerleri alabilecekmiş? Eksi pi bölü 4 ile pi bölü 4 aralığını alacakmış. Peki
Kosinüs bu değerler arasında şeyler alırken hangi değerler arasında değişir? Bunu şöyle yapalım. Bakın pi bölü 4 45 demektir. Eksi pi bölü yani eksi pi bölü 4 de eksi 45 yani bu tarafa doğru demektir. Peki bu ifade kosinüs mü? Kosinüs. Kosinüs olduğu için ne olacak? Şu aralıkta değerleri alacak. Kosinüs 0 neydi? 1'di. Yani 1'den küçük olacak. Kesinlikle kök 2 bölü 2'den de büyük olacak. Çünkü ne yaparsam yapayım. Bakın şu ifade kosinüs 80'idir. 1 bölü kök 2 ile eksi 1 bölü kök 2 arasında olacakmış. Yani 1'den küçük kök 2 bölü 2'den büyük olacakmış. Valla soruları daha önce ben de çözmedim. Zor bir soru bu arada. DEK diyorum. BD'ye tamamını 6K yani buraya ne diyeceğim 5K. Ha bu arada uzunluk vermediyse ki vermemiş bir yani buraya 1 diyebilirim. BD'nin tamamını 6 dediği için buraya da 5 kalır. Tanjant listemiz. Biz biliyoruz ki trigonometride karede köşegenler ne olur? Dik kesişir ve birbirlerini ortalar. Ne demek? 6'yı 3, 3 diye parçalayacak. Buraya 2 kaldı. Burası 3 olacak. Burası 3 olacak. Tanjant sorduğu için karşı dikkenar bölü komşu dikkenardan 3 bölü 2. Periyotu nasıl buluyorduk? Küçük bir konu hatırlatma da olsun. Yani burada yukarıdaki sorularda çok konu hatırlatacak bir durum yok gibiydi. Yalnızca sinüs nedir, kosinüs nedir bilmeniz gerekiyordu. Bakın sinüs m ax artı b kosinüs m ax artı b. Burada M'nin tek ya da çift oluşu önemliydi. Demiştik ki M tek ise periyot nasıl bulunuyordu? İşte 2 pi bölü x'in katsayısı. M çift ise pi bölü mutlak a'yı buluyordum. Peki tanjant ve kotanjant da ne oluyordu? Tanjant ve kotanjant da yani buranın tek ya da çiftliği önemli değil. Ne olursa olsun periyodu şöyle bulunuyordu. Pi bölü mutlak a. Burada esas sıkıntı bu da değil biliyor musunuz? Bunu az çok hepiniz hatırlarsınız periyodu ya da çok önemsiz diye anlatılmamış da olabilir. Fakat önemli olan bu ikisini toplarken ne yaptığınız. Orada ek okunu alıyordum ona dikkat edin. Peki bakın burada bir var. Periyodu ne olmuş oluyor? Pi bölü 4. Bakın virgül koyuyorum artı koymuyorum. Burasının ne olduğu önemli değil. Periyodu pi bölü 3. Bakın bu ikisinin nesini almam lazım? Ek okunu almam lazım. Çünkü neden? Biri hep 45'te bir tekrar ediyor. Biri de hep 60'ta bir tekrar ediyor. Peki hem 45'in hem 60'ın ortak katını, ek okunu alacağım. Ya da böyle rasyonel ifadelerin ek oku nasıl alınıyordu? Hadi bir kez daha hatırlatalım. Ek ok, A bölü B, C bölü D. Ne olmuş oluyor? Ek ok, AC, yani AC'nin ek okunu alıyorum. BD'nin de EBOB'unu alıyorum. EBOB, BD. Bakın pi ve pi ikisi aynıysa zaten ne olacaktı? Ekokları pi olacaktı. 4 ve 3'ün EBOB'u ne olur? Yani ikisinin ortak böleni yok zaten. 1, pi. Peki hocam ben bu çok aklıma yatmadı derseniz de bunu derece cinsine çevirip ekokunu bulabilirsiniz. İşte direkt 15'e böldüm. 3 ve 4 aralarında asalsalar çarpabilirim 12. Bakın çarptım yine 180 derece geldi. Peki sorular biraz daha değişik hale getirelim. Burada ne görüyorsunuz? Sinüsün yarım açı formülü. Neydi sinüsün yarım açı formülü? Sinüs 2x, 2 tane sin x çarpı cos x demekti. Yani burayı 2 ile çarpıp 2 ile bölüyorum. Bakın şurası sinüs 30 oluyor. Sinüs 30 bölü 2. Peki burası nedir? Kosinüsün yarım açı formülü. Kosinüs 2x ne demekti? Kos kare x eksi sin kare x. Yani ben buraya kosinüs 150 diyebilirim. Sinüs 30'un 1 bölü 2 olduğunu bilmemiz gerekiyor artık. Açıklamıyorum neden olduğunu. Bu kosinüs 150'yi açıklayalım ama. Çünkü bu artık daha basit bir şey ama şurada indirgeme formülleri vardı. Kosinüs, sinüs, tanjant, kotanjant da pi'ye açı ekleyip çıkarttığımda önce işarete bakıyordum. İsim değiştirmiyordum. Dikkat edin. Yani önce işarete bak. İşarete bak. İsim falan değiştirme. İsimi ne zaman değiştiriyorduk? Eğer pi bölü 2'ye açı ekleyip çıkartıyorsam ya da 3 pi bölü 2'ye
açı ekleyip çıkartıyorsam önce işarete bakıp sonra isim değiştirecektik. Peki ben kosinüs 150'nin ne olduğunu öğretmek istiyorum aslında burada size. İşarete bak. Yani 150'deyken kosinüs ne oluyor? Negatif. Kosinüs 30 olacakmış. Kosinüs 30'un da ne olduğunu biliyoruz. Eksi, yani şu eksiden kaynaklı eksi. Kök 3 bölü 2. Peki 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 ile ne yapacakmışım? Ha, bu arada 1 bölü 2'yi 2'ye bölersem 1 bölü 4 olur. Eksi kök 3 bölü 2. Yani şurada 1 bölü 2 çıkmıştı. 2'ye bölersem 1 bölü 4. O da 1 eksi 2 kök 3 bölü 4 olması gerekiyormuş. Devam. Bakın kökler toplamı kaç radyandır? Şimdi bunun köklerin toplamını nasıl bulacağız? Önce sinüs her tarafın küp kökünü alacağım tabii ki. Küp kökünü aldığım zaman sinüs 4x ne olur? 1 bölü 2 olur. Sinüs ne zaman 1 bölü 2 oluyordu? Az önce gördük. Ya sinüs 30'da ya da sinüs 150'de. Peki o zaman ne yapmam gerekiyor? 4x'i ya 30 artı 2kp diye yazıyordum hatırlarsanız ya da 4x'i 150 artı 2kp diye yazıyordum. Yine bir hatırlatma. Sinüs x sinüs alfaya eşitse ya x eşittir alfa artı 2kp'dir ya da x eşittir. Buraya dikkat edin. 180 eksi alfa artı 2kp'ye eşittir. Bu zaten kuralı biliyorsunuz diye düşünüyorum. Peki her tarafı 4'e böldüm. X ne çıkacak burada? İşte buna pi bölü 6 diyelim. Çünkü cevaplar pi'li halde vermiş. Pi bölü 6'yı 4'e bölersem pi bölü 24 olur. Burası da kpi bölü 2 olur. Dikkat edin 4'e bölüyorum. Burada x dediğim şey bunun kaç katı? 5 katı. Yani 5 tane pi bölü 24 artı kpi bölü 2 olacak. Peki amacımız ne burada? Açıların şu sıfırla 180 derece arasında kalması. Bakın bunun için konuşuyorum. K'ya sıfır verirsem ne olur? Pi bölü 24. Peki K'ya 1 verirsem ne olur? Pi bölü 24 artı pi bölü 2. Ama bakın K'ya 2 verirsem. Niye veremeyeceğimi anlatıyorum. Pi bölü 24 artı pi. Şimdi zaten pi'den büyük olmaması gerekiyordu. Demek ki bu iki kökü alacağım. Burada ne var? 5 pi bölü 24 artı 0. Yine burada k'ya 0 veriyorum. 5 pi bölü 24. Zaten bu 150'yi de hatırlarsanız bir de üstüne 90 derece eklersem başka kök gelmez. Gelmemesi gerekiyor. Bakın bu ikisini yani buradaki bütün kökleri toplarsak şöyle. Ne olur? Pi bölü 24, 2 pi bölü 24, 7 pi bölü 24 artı pi bölü 2. 12, ben 19 pi bölü 24 buldum. Acaba hata mı ettim bir yerde? Bu olmayacak dedik. Buraya 24, 12 diyebilirim. 12, 13, 14, 19 pi bölü 24 buldum. Kökler toplamı kaç radyandır demiş. Acaba hatayı nerede yaptık? Bir daha şöyle gözü gezdireyim ben. Acaba pi bölü 24 diyerek mi yaptım? Pi'yi 6'ya böldüm. Yok, yapmamışım. 24 gelecek. 0 verdim, 1 verdim. Pi bölü 2, 1, 2 verirsem olmaz. 0 verdim. Yani bu 1 verirseniz pi bölü 2 ile 5 pi bölü 24'ü toplarsam zaten burası 24 olsa 12 ne yapıyor? Ha. 17 pi bölü 24. Bir tane daha varmış gençler. Ben onu niye öyle düşündüm bilmiyorum. K eşittir 1 verince geliyormuş. Ben 5 pi bölü 24 artı. Ha, zaten 150 dedim ama 4'e böldüğümü unuttum. Ha, pardon, hata benim. K'ya bir de 1 verdiğim zaman ha, burada yazmışım. Ne olacak? Bakın pi bölü 2 gelecek. Bunu da 24 ile 12 diye genişletirsem 17 pi bölü 24 daha gelecekmiş. Yani şuna 17 pi bölü 24 daha ekliyorum. O da ne yapıyor işte? 36 pi bölü 24. 12'ye böldüm. 3 pi bölü 2 olacakmış. Peki devam. Yani şu aslında her şeyin çıkış noktası şu. Geriye kalan biraz işlem ama ben de hata yaptım ama umarım anlaşılır olmuştur. Eğer iki karmaşık sayı birbirine eşitse r'li ile r'li eşittir. Yani 3x eşittir. 4x eksi 1. Sanalıyla yani 2y ile sanalı yani iyisiz kısmıyla dikkat edin burada iyisiz kısmına 3y artı 1 olacak.
Yani buradan x1 çıkacak. Buradan da y eksi 1 çıkacak. Toplarsam ne olur? 0 olur. Bakın böyle bir soruda hani benim konu anlatımlı videoyu izlediyseniz eğer bu tarz soruları nasıl çözeceğinizi anlatmıştık. Bu böyle ifadelerin önce karesini alıyorum. Son 10. kuvvetini alıyorum ki çarpınca yine 20 gelsin. Peki böyle bir durumda ne yapmalıyım? Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ne olacakmış? 10 olacakmış. Bakın i kare ne demektir? Eksi 1. Bunlar birbirini götürdü. 2i'nin 10. kuvveti. Peki 2i'nin 10. kuvveti ne demektir? 2'nin 10. kuvveti çarpı i'nin 10. kuvveti. Ben burada ne bilmeliyim? i üzeri 4 ne demekti? 1 demekti. Onu kaça böleceğim? 4'e. 8, 2 kalıyor. Yani bu aslında 2 üzeri 10 çarpı i'nin karesi. Kalan neyse onu yazıyordum hatırlarsanız. i kare ne demekti? Eksi 1 demekti. Bakın eksi 2 üzeri 10 yapmalıymış. Evet. Karmaşık sayıyı nasıl biz şey cinsinden yazabiliriz? Kutupsal koordinat şeklinde yazmam gerekiyor hatırlarsanız. Kutupsal koordinat şeklinde nasıl yazabilirim? Bakın Z1 sayısının önce uzunluğunu yazmam gerekiyor. Uzunluğu kaç? 4. Sonra açısını yani cis 30. Umarım anlaşılmıştır. Yani bunu kuralı bilmiyorsanız zaten oturup bir daha çalışın. Bakın Z2 dediğim şey 2 çarpı cis 150. Bakın bunu da yazdık. Peki çok hatırlamanız gereken özellik var. Dikkat edin ben hepsini tek tek hatırlatacağım. Gördüğünüz gibi Z1'in karesini alırken ne yapıyorduk hatırlarsanız? Normal 4'ün karesini, bunun karesini almıyordum. Açıyla 2'yi çarpıyordum bakın. Çarpı 2 diyorum. Yani Z1'in karesi gördüğüm yere 16 çarpı cis 60. Burayı da direkt böyle olarak yazacağım. Cis 150. Peki bunu buna böldüğünüz 8. Peki hocam şimdi ne yapacağız? Böyle durumlarda yani kutupsal olarak verilmiş karmaşık sayılarda bölme işlemi yaparken çıkartıyorsunuz. Neyden neyi? 60'tan 150'yi çıkartıyorum. Eksi 90. Peki bu cisin açılımı neydi? Kosinüs eksi 90. Artı i çarpı sinüs eksi 90. Kosinüs eksi 90 sıfırdır. Hatta eksi 90 bakın şuradaki açı. Yani şöyle göstereyim isterseniz. Şuradaki açı. Orada sinüs nedir? Eksi 1'dir. Yani eksi 8'i olmalıymış. Peki logaritmalı bir ifadenin sonucunun sıfır çıkması için şurasının bir olması gerekiyordu ama ben yine de açıklayacağım. Bakın logaritmanın en temel mantığı logaritma a tabanında b eşittir x ise bunu üslü hale getirmeyi bilmelisiniz. Yani a üzeri x. Burada hiçbir şey yazmıyorsa 10 demektir. Yani x kare artı x eksi 1 bölü 5 eşittir. 10 üzeri sıfırdan kaç yapar? 1. İşte dışlar yapıp 5'i bu tarafa atacağım bakın. X kare artı x eksi 6 eşittir 0. Bu ne demektir? X artı 3 ve x eksi 2 eşittir 0 demektir. X yerine eksi 3 ya da 2 yazacakmışım. X değerlerinin toplamı demiş. Aman dikkat edin. Burada evet şu an eksi 1 çıkıyor. Şıklarda var ama neydi? Logaritmanın tanımında a sıfırdan büyük, b sıfırdan büyük, a eşit değildir 1'di. Bakalım sağlıyor mu? 9, 6 tamam sağlıyor. Pozitif yapıyor. Bu da sağlıyor. Tamam. Sıkıntı yokmuş. Ama yine de bence denemekte fayda var. Hata yapmayın. Evet bu 2 üzeri x'e a diyordum hatırlarsanız. İkinci dereceden denklem ama logaritmayla karışık. A kare eksi a eksi 6 eşittir 0. Bunu çarpanlara ayırırsam a eksi 3 ve a artı 2 diye eşittir 0'dır. A dediğim şey ya 3 ya da a dediğim şey eksi 2. Bakın tuzaklara bakın. Böyle bir şey değil cevap. Ben kime a dedim? 2 üzeri x'e. Yani 2 üzeri x ya 3 olmalıymış ya da 2 üzeri x eksi 2. Üstü bir ifadenin sonucu negatif olmaz. Peki bu az önce logaritmada hatırlarsanız ne yapmıştım? Logaritma a üzeri b eşittir x dedik ya burada. B dediğim şey ne oluyordu? A üzeri x. Şimdi tam tersini yapıyorum. Bakın dikkat edin logaritma şu şekilde verdiğinde a tabanında b diyorum. Yani 2 tabanında 3 diyorum x'e. Logaritma 2 tabanında 3. Evet bu yine görece zor bir soru. Ben aynısını şuraya yazacağım. Logaritma x y tabanında y eşittir.
Tabii bunun sonucuna soru işareti diyelim. Bakın, eğer logaritmada toplama işlemi yaparsanız, yani logaritma a artı logaritma b ne demekti? Logaritma a çarpı b demekti. Tabanlara eşit, dikkat edin. Toplayacağım. Logaritma xy tabanında y artı logaritma xy tabanında x 4 artı soru işaretine eşitmiş. Bakın bu böyle bir durumda. Ne yapacağız? X ile y'yi çarpacağız. Logaritma xy tabanında xy eşittir 4 artı soru işareti. Bakın bu aynı şey oldu. Neden? Az önce de bahsetmiştik. Logaritma a tabanında a ne olur? 1. Burası 1. 4'ü karşıya atıyorum ve soru işaretini kaç buluyorum? Eksi 3 buluyorum şu an. Evet, biliyorum deneme zordu. Bu da muhtemelen hatırlamayacağınız formüllerden bir tanesi. Şimdi baştan dördüncü terimi nasıl buluyorduk? Yani bir binomda A artı B'nin işte n'inci kuvvetinde baştan dördüncü terim nasıl bulunuyordu? N'nin sıfırlısı çarpı A üzeri N çarpı B üzeri sıfır. Takip edin. N'nin birlisi çarpı formülü de bir kez hatırlamış olursunuz. N eksi 1 çarpı B üzeri 1. N'nin ikilisi çarpı A üzeri N eksi 2 çarpı B üzeri 2. N'nin üçlüsü çarpı A üzeri N eksi 3 çarpı B küp olacaktı. Yani bakın baştan dördüncü terim dediğinde bir eksiğini açıyorsunuz. Yani ne demek bu? N'in üçlüsü. Burada x yazıyor bakın. Tabii x küp yazıyor. N eksi üçlüsü çarpı a. Şunu yukarıya x üzeri eksi 2 diye atmam gerekir. Çarpı 3. Baştan dördüncü terim 80'dir. Bu neye eşitmiş? 80. Bakın 80x'tir demiyor. Baş kat sayısı demiyor. Yani burası komple 80'e eşit. Peki devam edelim düzenlemeye. N'in üçlüsü. Bakın şurada bir şey gelecek bakın. A küp. A küp gelecek. O sabit bir sayı olduğu için onu buraya yazıyorum. Bakın. A üzeri 3N eksi 9. Tabi bununla bunu çarptım. Çarpı x üzeri eksi 6 eşittir 80. Bakın bu tarafta x'li bir ifade yok gördüğünüz gibi. Şurayı da hata yaptım sanırsam. Şuraya x yazmam gerekiyordu. X 3. Tabanlar eşitse üstler toplanır. X üzeri 3n eksi 15. Bakın hiç x'li ifade yok. Demek ki bunun sıfır olması gerekiyormuş. Buradan n kaç çıkacak? 5. Peki şimdi en gördüğüm yere 5 yazıyorum. Bakın 5'in üçlüsü çarpı a küp. X'le ifadeler kalmayacak. Eşittir 80. Şimdi gelelim 5'in üçlüsü ne demektir? N'in r'lisi şeklinde, yani n'in r'li kombinasyonu demektir bu. N faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel. Ama daha bunun kısa olduğunu göstermiştik hatırlarsanız. Ama ben yine de formülü hatırlayın diye. 5 faktöriyel bölü 5'ten 3'ü çıkarttım. 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı a küp. Hala 80. Şimdi faktöriyelde ne yapıyorduk? Faktöriyelde büyük olanı küçük olana çeviriyoruz. Yani ben 5 faktöriyel gördüğüm yere ne yazabilirim? 5, 4, 3 faktöriyel yazabilirim. 2'ye böldüm 10. 10 tane a küp eşittir 80. Artık nihayet a eşittir 2 geldiğini görebildik ama yine zor soruyormuş. Ya zor diye düşünmeyin. Hani en azından çözümü bir de görmek bir faydadır. Bunu dağıtabiliyordum hatırlarsanız. K eksi 6'dan 6'ya k küp. K eksi 6'dan 6'ya 1. Şimdi bu direkt sıfır gelecek. Umarım görebiliyorsunuzdur. Bu integralde de böyledir bu arada. Bakın aynı ifadede integral alsaydık. 6'dan 6'ya. İntegral bilenler için söylüyorum. K küp çarpı dk deseydi de. Bakın bunun sonucu yine yani daha doğrusu bu kare ise yani direkt yok tek fonksiyonsa cevap daima sıfır olacaktı. Bir an çift de olacak diye düşündüm. Peki ama ben mantığını anlatacağım. Bakın eksi 6 yazsan ne olur? Eksi 6'nın kübü. Eksi 5'in kübü. Böyle gidecek, gidecek, gidecek. En son 6'nın kübünde. Gördüğünüz gibi bununla bu birbirini sıfırlayacak. Yani hepsi birbirini sıfırlayacak. Burası komple sıfır. Peki hocam burası ne olacak? K'lı bir ifade kalmadığı için eksi 6 için bir gelecek. Eksi 5 için bir gelecek. 6 için de bir gelecek. Yani toplam kaç tane terim varsa o kadar bir gelecek. Peki burada kaç tane terim var? Dikkat edin 12 tane yok. Eksi 6, 0, 6. 6 burada, 6 burada, bir de burada var. Ya da terim sayısından yapabilirsiniz. Şimdi ilk n terim toplamı diyor. Formülü bu.
Yine bu tarz soruları çözmüştük hatırlarsanız. S3 ne demektir? A1 artı A2 artı A3. Bakın ne yaptım? Yalnızca N gördüm, yere 3 yazdım. 27 artı 9. 27 artı 9. Peki ben neyi istemiyorum? A1 ile A2 istemiyorum. Tamam, bu sefer de S2'yi bulayım. A1 artı A2. Bakın 2 verirsem ne olur? 8 artı 4. Bakın ben S3'ten S2'yi çıkartırsam bunlar birbirini götürür ve ne kalır? A3. Burası 36, burası 12. Çıkarttım. Kaç kaldı? 24. Tanım ne demek? Burada incelemeniz gereken, bakın eşitsizlik kavramıyla kökü bir araya getirmiş. Yani hem bunun hem bunu sağlayan kesişimini alacağım. Peki kökün ifadesi benim videoları artık takip ettiysen ne olamazdı? Kareköklü bir ifade eksi olamaz. O zaman ben bunun köklerini incelemeliyim. Yani x eksi 1, x eksi 5 eşittir 0 diyorum. Yani buradan 1 ve 5 kökü gelecek. Buradan da x eksi 6, x eksi 2 eşittir 0. Yani 6 ve 2 gelecek. Bakın ben bu ikisini ne yapacağız? İkisini birden sağlayan ortak olan elemanları alacak. Yani diyorum ki buna A denklemi deseydim, buna B denklemi deseydim. Yine eşitsizlik videolarını eğer benim izlemediyseniz bu sorular size zor gelecektir. Peki A'nın kökleri ne? 1 ve 5. Bakın 1 ve 5. Şöyle yapalım. Bunu nasıl yapıyorduk? İşte bunlar dahil değil. Yok, gerçi 0 olabiliyor. Dahil, pardon. Burada böyle bir kök yok. Bakın şöyle. Devam edelim. Şimdi şuna bakalım. B'nin kökleri ne? 2 ve 6. Bunu yazıyoruz şu şekilde. Bakın. Hepsi kendi kökünde işaret değiştirecek. Unutmayın. Böyle geldik. Peki ne olsun istiyorum? Bunun daima sıfır ya da pozitif olmasını istiyorum. Başlıyorum. Hepsinde x kare pozitif, yani a'nın katsayısına bakın. X kare pozitif, yani şu artı olduğu için direkt buradan artı diye başladım. Burada hataya düşmeyin. Bu bunun kökü değil. O yüzden artı. Bakın eksi, eksi, artı. Geldim buraya. Artı, eksi, eksi, artı, artı. Ben ne istiyorum? İkisinin de artı olduğu yeri istiyorum. Yani ya burayı istiyorum ya burayı istiyorum. Bakın cevap nerede? Burada. Eksi sonsuzdan 1'e kadar, 6'dan sonsuza kadar. Aslında 1, 2 ve 5 kökleri, yani 2 kökünü ekleyebilir miydik? Ekleyemezdik. Çünkü 2 birini muhtemelen negatif yapıyor. Bakın 2'ye verelim mesela. Bakın 2 verirsem 4 olur. 16, 0. 2 verirsem 4, 12. Bakın burayı negatif yapıyor. O yüzden bunları ekleyemem. Ona da dikkat edin. Evet. Bir limit sorusu, sonsuzluk sorusu limitte. Peki bunun kuralı neydi? Limit. Bu direkt kural sorusu hatırlarsanız ya da çalıştıysanız. Kök içerisinde ax kare artı bx artı c olduğunda bunun limit değeri, bakın kök a çarpı mutlak değer x artı b bölü 2a. Bakın kuralımız buydu. Peki bakalım kök a x artı b bölü, şöyle yapalım. 2a ne yaptı? 8. Eksi 2x artı 3. Tabi burada limit nedir bu? Sonsuza gidiyor. Bunu yazalım yine de. Peki limit sonsuza giderken, tabi şuraya düzenlersen ne olur? X eksi 2. Şuraya dikkat edin. X eksi 2. Bu ifade x sonsuza giderken ne olur? Pozitif. Demek ki olduğu gibi çıkacak. Bakın buradan da 2 gelecek. Çarparsam ne olur? 2x eksi 4. Eksi 2x artı 3'ten. Cevap neymiş? Eksidir. Şimdi burada bu soruda tanjantın grafiğini bilirseniz güzel olur. Hayır, bilmiyorsanız da anlatacağım. Bakın tanjant 90'da tanımsızdır değil mi? Mesela şu pi bölü 2 şurada olsun. 90 derece yani. X eşittir. Pi bölü 2'nin şey olsun. Ben nereden yaklaşacağım? Bu taraftan. Bakın tanjantı bir hatırlayın. Burada artı, burada eksi, burada artı, burada eksiydi. Bakın pi bölü 2'den çok küçük değerlerde nereden gelecekti bu grafik ya da ne olacaktı? Eksi sonsuzdan. Yani aslında bu grafik şöyle bir grafikti hatırlarsanız. Yani bakın pi bölü 2'ye sağdan, yani büyük değerlere yaklaştığında ne olacak? Eksi sonsuza gidecek. Hocam hiçbir şey anlamadım. Tamam, bir de şöyle anlatayım. Bu sinüs x bölü kosinüs x demektir. Pi bölü 2'ye yaklaştıkça bu neye yaklaşır? Sinüs değeri 1'e. Peki kosinüs pi bölü 2'de neydi? Kosinüs pi bölü 2'de neydi hatırlarsanız? Sıfır. Fakat 90'dan büyük açılarla ne olacak? Buraya ne diyeceğim o zaman? Sıfır eksi diyeceğim.
Bakın çünkü soldan yani şey pi bölü 2'den büyük. Atıyorum 91 gibi bir açı gibi düşünün pi bölü 2. Bu da ne demekti? Yani sayı bölü bu ifade eksi sonsuz demekti. Hiçbir şey anlamadıysanız oturup bir daha limit çalışın derim ben. Peki. Burada da yine 27 yazdınız. 0 bölü 0 belirsizliği var. 0 bölü 0 belirsizliğinde yani 0 bölü 0 belirsizliğinde türevle çözebilirsiniz. İkinci yolu türevle çözebiliriz. Ama ben ilk önce normal limit yöntemini çözeceğim. Bakın bu kök dışına çıkabilen bir sayı olsun. X gördüğümüz yere A küp yazalım. Tamam mı? Tek mantığımız bu. X gördüğüm yere A küp yazarsam burası ne olur? A eksi 3. Bakın burası A küp eksi 3'ün kübü. Ben bunu ne parantezine alabilirim? A eksi 3 parantezine alabilirim. Küp açılımı. Küp açılımı neydi? İşte birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı, ikincinin karesi. Bakın sadeleştirdik. 1 bölü şimdi A kare. A kare dediğim şey ne? Bakın A dediğim şey neydi? Küp kök x'di. Karesini alırsan ne olur bakın. Küp kök x kare. 3 tane küp kök x artı 9. Bakın x gördüğüm yere ne yazacakmışım? 27. Şimdi 27 yazarsam 27'nin karesi yazmak yerine 3 üzeri yani 27 3'ün kübü ya çarpı 2'den 3 üzeri 6. 3 üzeri 6'yı 3 üzeri 3'e bölersem 3'ün karesi olur. X yerine 27 yazıyorum. Dışarıya 3 diye çıkıyor. Bakın ne geldi? 1 bölü 27 geldi. Gayet hoş bir soru gördüm. Ha türevi de çözeceğimi söyleyip çözmedim. O da çok doğru olmadı. Hemen onu da göstereyim. Türev de, tabii türev bilenler için anlatıyorum bunu. X üzeri n'in türevi gençler. N'i başa çarpanarak atıyorum. Üstünü 1'e eksiltiyorum. Yani bu x üzeri 1 bölü 3 demektir. X yerini başa çarpanarak atacağım. Bunun türevi nedir? İşte 1 bölü 3. Üstünü biraz azaltırsam eksi 2 bölü 3. Bakın sayının türevi 0, sayının türevi 0. Bakın buraya dikkat edin. X'in türevi nedir? İşte 1'i başa çarpanarak attığınız x üzeri 0, 1'dir. Bakın yalnızca bunu hesaplamam yeterliymiş. Yani bu dediğim şey ne? 1 bölü 2 küp kök x kare. Bakın zaten bunun ne olarak çıktığını gördünüz. Bu 2 değil bu arada. 3 yanlış yazdım. Bakın 3 üzeri 6, 3 üzeri 6 nasıl çıkar? 3'ün karesi diye çıkar. O da ne yapar? Yine 1 bölü 27 yapar. Türevi tabii ki daha kolay. Zaten türeve de geldik. Şimdi buna zincir metodu diyorduk. Direkt fonksiyonun türevini alamıyorsunuz. Peki ne yapabilirim? Bakın u'nun x'e göre türevini alabilirim. U'nun x'e göre türevi bu şekilde gösterilir. U'nun t'nin u'ya göre türevi. Bakın t'nin u'ya göre türevi. Y'nin t'ye göre türevi. Yani dy bölü dt. Peki bunu alırsam ne olur? Sinüsün türevi kosinüs x demektir. U'ya göre türev alıyorum. Takip edin. 2u artı 1 demektir. Kosinüs 2t'nin türevi, içinin türevi çarpı sinüs 2t demektir. Çünkü kosinüsün türevinde eksi vardır. Peki benden ne istiyor? X yerine 0 yaz. Yazalım. Kosinüs 0 ne demektir? 1. Bakın x yerine 0 yazarsam ne oluyor? U gördüğüm yere de 0 yazacağım. Çünkü sinüs 0, 0. Bakın buraya 0 yazacakmışım. Peki ben buraya 0 yazınca t kaç çıkıyor 0? Bakın burası da ne olacak? Kosinüs. Gerçi y ile ilgili bir şey yok gerçi. T gördüğüm yere ne yazacakmışım? 0. Gerçi sinüs 0, 0 olduğu için bu kadar şeyin hiçbir anlamı kalmadı. Ama yine de yazalım. 0 olacakmış. Dediğim gibi türev önemli. Bakın şu ifadenin tanımı f'nin türevini al e yaz demek. F'nin türevini al e yaz. Alalım birincinin türevi çarpı ikinci. İkincinin türevi çarpı birinci artı sıfır. X gördüğüm yere e yazarsam e üzeri e artı e üzeri e artı e. Bu da ne olur gençler? E üzeri e şu çarpı olacak galiba. Çünkü şurada çarpı var. E üzeri E parantezine alırsam 1 artı E yapacakmış. Yani Denizli. Peki az önce yine söylemiştik. Bakın ne kadar önemli. Kosinüsün yarım açı formülü neydi? Kosinüs kare x eksi sinüs kare x.
Bunu gördüğüm yere ne yazabilirim? Kosinüs x eksi sinüs x. Kosinüs x artı sinüs x yazabilirsiniz. Bakın sadeleştirdiğim zaman ne kaldı? 1 bölü kosinüs x artı sinüs x. Peki pi bölü 4 yazsam? Pi bölü 4 ne demek? 45. Kosinüs 45 ne demektir? Kök 2 bölü 2. Sinüs 45 de kök 2 bölü 2. Toplayıp ters çevirdim. 2 bölü 2 kök 2 yaptı. O da ne demekmiş? Kök 2 bölü 2 demekmiş. Evet, biraz zor muydu bilemedim. Evet, bu da kapalı fonksiyonun türevi. Kapalı fonksiyon ne demekti? Biri karşıya atarsam şu şekilde ne olacak? Sıfır olacak. Kapalı fonksiyonun türevi eksi f'in x'e göre türevi bölü f'in y'ye göre türevi demektir. X'e göre türev. Şimdi elenin türevini hatırlatayım. İçinin türevi bölü kendisi. Sinüsün türevi kosinüs x demektir. Şunu birazcık küçülteyim. Sinüsün türevi kosinüs x bölü sinüs x. Bakın içinin türevini aldım, kendisini yazdım. X'e göre türev aldığım için burası y'li olduğu için sıfır oluyor bakın. Sabit sayının türevi de sıfır oluyor. Peki şimdi de y'ye göre türev alacağım. Bakın burası ne olacak? Sıfır. İçinin türevinden eksi sinüs x şey, eksi sinüs y gelecek. Bölü kosinüs y. Bakın şurası ne geldi? Eksi. Burası kosinüs x bölü sinüs x. Ters çevirip çarptım. Bu eksi bakın. Burası da eksi. Burası da eksi olduğu için artı oldu. Kosinüs y bölü sinüs y. Bu ne demektir? Kotanjant x. Bu ne demektir? Kotanjant y. Kotanjant x çarpı kotanjant y kapalı fonksiyonun türevi. Evet geldik integrale. Şimdi integralde nasıl düşüneceksiniz? Şimdi bu böyle bir ifadede nasıl düşünmeliyiz? Bakın sin kare bizim için önemliydi hatırlarsanız. Sin kare gördüğüm yere ne yazabiliyordum hatırlarsanız? 1 eksi kos kare x. Peki ben bunu sin küp gördüğüm yere sin kare ve sinüs yazdığımı düşünün. Sin kare gördüğüm yere de bunu yazdığımı düşünün. Yani integral işareti sin kare gördüğüm yere 1 eksi kos hatta bunu da 1 eksi kos x 1 artı kos x diye. Evet çok zor olduğunu biliyorum. 1 eksi kos x 1 artı kos x. Ama mühendislik falan yazacak olanlar bence mutlaka bu videoları şey yapsın. Çünkü bazı yorumlarda görüyorsunuzdur. Mühendislik okuyan çocuk bile dönüp gelip bu videoları izliyor. Ama tıp mı okuyanlar ezberlesin geçsin. Bunlar zaten birbirini götürecek. Bakın soru ne hale geldi? İntegral işareti çarparsam ya da direkt hiç çarpmayalım. 1 eksi kosinüs x çarpı sinüs x dx. Bakın şu ifade buna evrildi. Burada bakın buraya u derseniz burası türev oluyor. Ya öyle yaparsınız ya da çarparsınız. Hani o da bir yöntem. Hani çarparsanız kos sinüsün türevini alırsınız. Burada da işte yarım açı falan kullanırsınız. Gerçi yarım açı sinüs 2x bir durum var mı? Yok. Peki ne diyeceğim şimdi? Takip edin. Ben buraya u dersem bakın u dersem u dediğim şey 1 eksi kosinüs x. Her iki tarafın türevini aldığımda du dediğim şey bakın kosinüsten bir eksi gelecek. Bir eksi de burada var. Sinüs x dx. Ha, bakın burası da ne oldu? Du oldu. Soru ne hale geldi? Bakın u du. İntegralde türevin tam tersini kuvveti bir arttırıp bölüyorum. Yani u kare bölü 2 artı c. Buna integral sabit diyoruz. Yani 1 eksi kosinüs x'in karesi bölü 2 artı c. İşte burada da birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı bölü 2 artı c. Bakın neler var burada? 1 bölü 2 artı kos kare bölü 2 eksi kos x artı c şunu sabit sayı demek zaten şu artı c. Bunu atıp artı c diyebilirsiniz. Artı c. Yani kos kare bölü 2 eksi kos x artı c. Kos kare bölü 2 eksi kos x artı c. Peki bir de kos kare gördüğüm yere bir eksi sin kare falan yazmış mı? Yazmış herhalde. Bakın kos kare gördüğüm yere ben direkt cevabı göremedim de yani şu eksi kos x dursun kos kare gördüğü yere hani biraz böyle matematiksel bir işlem gibi yapmış. Ben buraya ne yapabilirim? 1 eksi sin kare x bölü 2 diye yazabilirim. Bakın o da ne geliyor? İşte eksi sin kare bölü 2. Bakın şöyle dikkat edin. Buradaki tekrar 1 bölü 2'yi c'ye ekleyebilirsiniz. Neyse son durumu ben yazayım. Kosinüs x
artı C. Bakın şuradaki gelen 1 bölü 2'leri şey olarak ekleyebilirsiniz. Yani bunları silip, yani bu ifade şu demektir ya, konuşamadım. 1 bölü 2 eksi sin kare x bölü 2 eksi kosinüs x artı c. Bu zaten integral sabiti. Bunu direkt buraya ekleyebilirsin. Ya da ekleyebilirsin dedim yani c olarak kalabilir. Bakın o da ne oluyor? 1 eksi sin kare x bölü eksi kosinüs x artı c olacakmış. Bu tabii ki yani türevi buna göre almış. Ben dediğim gibi çarpıp da ayrı ayrı türev integral alabilirdim ama soruyu bir de cevaba göre zorlaştırmış. Çok da önemli değildi yani şey olarak. Hani buradaki hani şöyle de cevabı verebilirdi yani. Şu ilk başta gösterdiğim gibi yani şu şekilde de olabilirdi. Yalnızca kos kare gördüğü yere 1 eksi sin kare yazmış. Şimdi bunu nasıl çözüyorduk? Buraya kosinüs x, bakın kosinüs kare x, dx. Kosinüs kare x gördüğüm yere ne yazacağım? 1 eksi sin kare x. Bakın kosinüs x, dx. Yine bir değişken değiştirme yöntemi. Burada şöyle bir şey yapacağız yine. Sinüs x'e u diyorum. Bakın ek tarafın türevini alsam. Kosinüs x dx ne olur? du. Bakın burası 1 eksi u kare. Bakın 1 eksi u kare. Buranın tamamı da du oluyor. Peki bunu u'ya göre ben integral alsam ne olacak? U eksi u küp bölü 3 artı c. U gördüğüm yere en son sinüs x yazacağım. Yani sinüs x bakın eksi sinüs x'in kübü artı c. Yani c'ye gelecekmiş. Peki. Tamam. Evet, bunun yine nasıl açılımını yapabilirsiniz? Küp açılımı x artı 1 parantezinde birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı artı 1 bölü x artı 1 diye yazıp sadeleştirip sonuna integralini alacağım. İntegral ne demekti? Üstünü bir arttır, aynı sayıya böl. X küp bölü 3 eksi x kare bölü 2 artı x artı c. X küp bölü 3 eksi x kare bölü 2 artı x artı c olmalıymış. Evet, integralin son sorusu ve matematikle ilgili son soru aslında bunca şey integralin ne olduğunu anlatmak için söylüyorum. Hep şu alanı bulabilmekteydi. Peki tepe noktasını veren formül neydi? Eksi b bölü 2a yani 1 gelecekmiş. 1'i götürüp yerine yazıyorum. Bakın buraya 1 yazıyorum. 1, 5, 3. Yani aslında burası 1'miş. Burası da 3'müş. Şöyle. Bu üçe çok ihtiyacım yok. Bakın integral tam da ne demek biliyor musunuz? Sıfırla bir aralığında belirli integral. Bu eğrinin altında kalan alan. Yani şunu yazıyorum. Bu kadar. Yani bu kadar derken tabi buraya gelinceye kadar neler öğrendik de. Yani mantığı bu anlamda söylüyorum. X küp bölü 3 üstünü bir arttırdım. Aynı sayıya böldüm. 0, 1. Bakın bir tek 1 yazsam yeterli. 1 yazınca 1 bölü 3 eksi 1 artı 4. O da 3, 9, 10 bölü 3. Eksi 0 dememe gerek yok. Hepsi 0 olacak. Evet. Biliyorum sorular biraz zor olmuş ilk denemeye göre ama yapacak bir şey yok. Peki 60'ı gördünüz, ikizkenarı gördünüz. Ne yapalım? Şu ikisini birleştirelim. Gördüğünüz gibi burada ne çıktı? Eşkenar üçgen çıktı. Burası ne oldu? 80. Eşkenar üçgenine bakın. Tekrar ikizkenar üçgen çıktı. 180'den 80'i çıkartıyorum 100. İki eşit parça ayırıyorum 50. Bakın bununla bunun toplamı neyi verecek? 60'ı x kaçmış 10. Peki bir yer 12, AB 12. Ha, şu üçgen alanını sormuş. Bu üçgenin alanını bulmak için benim neye ihtiyacım var? Tepeden indirdiğim dike. Bakın burası dik. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. 60'ın karşısı 6 köküçtür. Yüksekliğim 6 köküç, tabanım 15 köküç bölü 2'de. 90, 45, 3 ile çarptım 135. Geçiyorum o yüzden. Bakın şurada şeye dikkat edin. 15, burası kaç? 75. Ne çıktı? İkizkenar üçgen çıktı. Umarım görebilmişsinizdir. Burası 12. Peki 75, 75 daha 150. Buraya kaç kalır? 30. Yine özel bir üçgen var. Karşısına dik çekiyorum. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. Bakın şu yüksekliğim 6. Burası da 12. Çarparsın. Kaç yapar? 72. Düzgün beşgen dediği anda tüm kenarları birbirlerine eşittir. Bakın şöyle. Bu
Açılarla ilgili nasıl bir fikir yürüteceğiz? 105'i vermiş. DE ile GB alakasız iki uzunluk var. Yani şurada bir ikizkenar üçgen var. Ha, tamam, buraya ne kalır? 75. Burası 75 ise burası 75. Bakın, bir düzgün beşgenin, tabii ben düzgün çizmeyeceğim. Şöyle üstün körü çizeceğim. 360'ı 5'e bölersem beşgen olduğu için bir dış açısını bulurum. İç açısı ne olur? 108. Yani buranın tamamı kaç olacakmış? 108. 108'den 75'i çıkartıyorum. 33. Bakın burası 108. Burası 108. X. Bakın 1, 2, 3, dörtgen. Dörtgenin iç açıları toplamı kaç derece? 360. 108, 108 daha 216. 33 artı x. Buradan gittim ben. Eşittir 360. 360'tan neyi çıkartacağım? 249'u. 249'u çıkartırsam 1, 1, 1 mi yapıyor? Vay. Güzel. Yani 111 böyle hani sihirli bir sayı gibi ya. Oysa 111 asal bir sayı da değil bu arada. Konumuzla alakası yok belki ama. Peki AE'ye K diyorum, pardon. EB'ye 2K diyorum. Burası 3K. Gördüğünüz gibi kelebek benzerliği var. Kelebek benzerliğinde ne yapıyorduk? İşte burası K ise, yani K demeyelim pardon. Burası P ise burası 3P olacak. Bu niye önemli? Çünkü ben alanlarla ilgili oranlama yapabileceğim, bakın. Şöyle bir şey çizersem. Bakın ben buraya A dersem, P'de A geliyorsa 3P'de 3A gelir. K'da 4A geliyorsa 2K'da ne gelir? 8A gelir. Peki burayı nasıl bulacağız? Orayı nasıl bulacağız biliyor musunuz? 8, 11, 12. 12A. Bakın bir paralel kenarın şurası 12A ise burası da 12A'dır. 12A'yı da şöyle parçalayacak bakın. S1, 3S1. Yani 4 tane S1, 12A'ymış. S1 gördüğüm yere 4A yazacakmışım. 4A bölü 11A mı 3 mü? Tabii her tarafı 4'e bölerseniz 3. Ben yavaş yavaş videoyu sonlandırayım. 3 bölü 11. Zaten 6 tane soru kaldı. Evet, devam. Şimdi kare demiş. Bakın yine alakasız iki uzunluk gibi düşünebilirsiniz ama onların hepsi alakalı. Çünkü bakın şuradaki şunu görüyorum. İkizkenar üçgen gelecek. Burası 20 ise burası 70. Çünkü tamamı 90. Burası 70. 70, 70, 140. Buraya ne kalır? 40. Tamamı 90. Buraya ne kaldı? 50. 65, 65. Aslında bu bir üçgende açı sorusu bence. Kimse kare diye kendini kandırmasın. Üçgende açı. Evet, tarla alanların toplamı nedir demiş. Burada tabii tuzak var. Çünkü niye? Öğrenci şunu öğrenmiştir buraya kadar dinlediyse ya da çember çalıştıysa. Burası alfa, burası rr. Bunun alanı nedir? Alfa bölü 360 çarpı pi r kare. İyi de hocam açıları bilmiyoruz gibi düşünebilirsiniz. Hayır, bilmenize gerek yok. Bunların hepsini toplarsanız 180 yapacak. Yani 180 bölü 360. Ya işte alfa diyeyim, beta diyeyim, teta diyeyim neyse yani. Pi r kare. Bakın ne oluyor? 8 pi oluyormuş. Yani. Evet, doğruların kesim noktası en azından birazcık daha kolay şeylere geldik. Doğruların kesim noktası demek ortak çözümü demek. Nasıl çözüyorduk bunları? X'i ya da y'yi yok ediyorum. Bakın alt alta topluyorum. X eksi 4 eşittir 0. X kaçmış? 4. Götürüp bir tanesini de yerine yazıyorum. 8. Şunu karşıya attığımı düşünün. Eksi 11 eşittir y. Y kaç geliyor? Eksi 3. Benim aradığım nokta 4'e eksi 3 noktasıymış. Orijin dediği yer 0'a 0. İki nokta arasındaki uzaklığı nasıl yapıyordum? Bundan bunu çıkartıyorum. Karesini alıyorum. Bundan bunu çıkartıyorum. Karesini alıyorum. Karekökünden kaç geliyor? 5 geliyor. Yanda verilenlere göre D2 doğrusundaki amaçlı hangisidir demiş. Bakın burada ben hemen şunu söyleyebilirim. İki doğru dik kesişiyorsa eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Peki ben D2 doğrusunun bir noktasını biliyorum. 4'e 0. Eğimini de biliyorum bu arada. Eğim ne demekti? X eksenini yaptığı pozitif yönlü açının tanjantı. Bakın 1 bölü 2, eksi 1 demeyin. Bu doğrunun eğimi 1 bölü 2'dir. Bakın 1 bölü 2 ile M2'yi çarptığımda eksi 1 gelmesi gerekiyormuş. M2 eksi 2'ymiş. Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi çok önemli. Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi. Niye böyle yazdım ben de bilmiyorum. Denklemi. Neyi hatırlarsanız geçtiği noktayı biliyorum. Eğimini de biliyorum.
Eğimini nasıl bulacaktım hatırlarsanız denklemi? Y'ler farkı bölü x'ler farkı eşittir eğimi verecekti. Yani y eşittir eksi 2x artı 8. Y artı 2x eksi 8. Y artı 2x eksi 8 olacakmış cevap. Evet, son soru bitiriyoruz. Bakın, meşhur Öklit formüllerimiz gelecek şimdi. Ben bunu böyle çekiyorum. Burası x'i 3'müş. Y'si 2 kök 2'ymiş. Bakın dikkat edin, burayı da bir uzunluk olarak bir birim vermiş. Koordinat olarak da eksi 1'e 0. Bunun karesi, ben buraya da a diyeyim şu parçaya. Ha, a demeyeyim çünkü a kullanılmış. Oraya ne diyelim? K diyelim şuraya. Bakın bunun karesi 8. 4 çarpı k demekmiş. K kaç çıkacakmış? 2. Buranın tamamı kaç olacakmış? 5. Evet. Bu, yani ben böyle daha önceki üniversitelerin yaptığı sorulardan feyz alarak böyle bir deneme hazırladım. Umarım işinizi görmüştür. Tekrarlarınızı yapın. Bizim videoları lütfen dönüp dönüp izleyin. Tabii başka videoları da izleyebilirsiniz. O noktada sıkıntı yok. Ama biz nasıl anlatıyorsak mecburen öyle sorular soruyoruz. Şimdilik benden bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum.